Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretül Kıyame. Kıyamet Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mekkiyetün erbauna aya. Mekke'de nazil olmuş olup 40 ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. La. Burada la zaide fil mevdi'in. Her iki noktada da la ziyadelik bildiriyor. Uksimu bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe kasem ederim. Kasem olsun. Bu Kur'an-ı Kerim'de yine bu 30. cüzde birçok defa kasemat Kur'an'ı diye. Yani onun hikmeti nedir acaba? Yani Cenab-ı Hakk'ın bu gibi şeylere yemin etmesindeki hikmet ve maslahat. Onu geniş olaraktan detaylı ele aldım. Buradan da o noktada bakılabilir. Cenab-ı Hak dikkati çekmek için, nazarı çekmek için ehemmiyetini, bazen vehametini, bazen dehşetini, haşmetini bildirmek için bazı şeylere Cenab-ı Hak yemin ediyor. Bazı şeylere dikkat çekiyor. Onun için burada da bu şekilde kıyametin o dehşetine Cenab-ı Hak nazarı çevirerekten kıyamet gününe kasem olsun. Yine aynı şekilde vela burada da aynen önceki gibi zaten iki yerde demişti. Uksimu bin nefsil levvame. Nefs-i levvameye ki nefsin 10 tane hali vardır. 10 tane hali vardır. En kötüsü nefs-i emmare. Yani kötülükleri emreden nefis. En üstün nefis, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye. Yani tatmin olmuş, doyum sağlamış. Tabiri caizse yani bir derece eğitilmiş, terbiye olmuş. Hem kendisinin Allah'tan hem de Allah'ın kendisinden razı olmuş olduğu bir nefis, nefs-i radiye, nefs-i merdiye. Ki kendini kınayan nefse, levvame olan, kendini kınayan nefse kasem ederim. Yani elleti o nefis ki telumu nefseha kendisini kınıyor. Kendisini kınıyor. Öyle ki o inştehedet fil ihsan. Her ne kadar iyilikte de, ihsanda da büyük bir gayret ve çaba sarf etse de. Burada o cevabul kasemi, kasemin cevabı ise mahzufun, hasfedilmiş. Ama takdir olarak, mukadder olarak şudur. Ey yani letubathunne, muhakkak ve elbette ki sen dirileceksin. Yani insan dirilecek, hepimiz, bütün mahlukat dirilecek. Elbette dirileceksiniz. Peki buna delil nedir? Delle aleyhi, şu ayet-i kerime ona delalet etmektedir. Ehsabul insanı, insan zanneder mi? İnsandan kasıt bazen cins oluyordu, bazen de direktmen. Muhatabın durumuna göre eğil kafir. Yani kafir zanneder mi ki şöyle. Ellen necma izame. Biz onun kemiklerini bir araya getirip cem edemeyeceğimizi mi o kafir zanneder? Çünkü mümin bilir. Zannetmez. Kesin olarak Rabbimizin tekrar dirilteceğine inanır. Lilbati ve ihyai. Öldükten sonra tekrar diriltmek ve yaratmak konusunda, hayat vermek konusunda. Bela, hayır. Yani diğer bir ifadeyle olumsuz olan şeye cevap evet manasında. Yani necmaha. Yani durum onun gibi değil. Evet necmaha. Biz onu toplarız. Şimdi üç şekilde evet vardır. Naam, ecel ve bela. Soru olumsuz cümle olursa olumsuz soruya olumsuzu nefy edecek olarak bela. Tıpkı elestü bi rabbikum kalu bela ifadesinde olduğu gibi. Evet, yani necmaha. Biz onu toplarız. Toplamaya neyiz? Evet, kadirine kadiriz, güç yetiricileriz. Bu ma'a cem'iha, yani onu bir araya getirmekle, o dağılmış olan o kemiklerini bir araya getirmekle biz buna kadiriz. Tıpkı As bin Vail'in veya Übey bin Halef'in çok eski zamanlardan kalma eline bir kemik alaraktan Efendimiz'in huzuruna gelip, ya Muhammed, Rabbim bu çürümüş toz toprak olmuş olan bu kemikleri mi tekrar diriltecek? Hemen Cenab-ı Hak cevaben Yasin suresinde قَالَ مَنْ يُحِلْ اِزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحِيهَا الَّذِي اَنْشَاءَ وَلَمَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ De ki o her türlü yaratmayı bilir. Onu ilk defa modelsiz, hiçbir örneği benzeri yok iken nasıl yaratmış ise Hazreti Adem'den kıyamete kadar aynı zamanda parmak uçlarından tutunuz da bir şu bir karışlık mesafedeki yüzde milyarlarca farklı şekil ve özellikler nasıl veriyor ise elbette tekrar yaratacaktır. Çünkü o her türlü yaratmayı bilir. Ey kafir! Allah seni de yaratacak ve cehennemine koyacaktır.
Ve aynı zamanda burada da ifade edeceği gibi daha neye kadirdir Cenab-ı Hak? Neye kadirdir? Ala en nüsevviye benane. Onun parmak uçlarını tesviye etmeye, düzeltmeye de kadirdir ki ve el esabi'a. Yani benandan kasıp esabi yani parmaklar. Yani nu'idu izamaha. O kemiklerini tekrar iade etmeye kadiriz, döndürürüz. Nitekim kema kânet ma'a sığayriha. Küçüklüğünde yaptığımız gibi. Yani küçükken onları nasıl ki bir araya getirdiysek, aynı şekilde dağıldıktan sonra tekrar bir araya getirebiliriz. Küçükken yaptığımız gibi fekeyfe bilkebire. Büyük kemikleri öyleyse nasıl olur? Küçük kemikleri yaptığımız gibi, yani nutfe, alaka, mudga, izam, aynı şekilde yaptığımız gibi tekrar büyüdüğünde de aynı şekilde küçük olmalarına rağmen yapmamız, büyük olduğunda elbette ki niye yapmayalım? Öyleyse nasıl olur o büyük kemiklerin durumu? Bel fakat yuridul insanu, insan istiyor. Neyi? Liyefcure. Yani fücur, günah yapmayı, yalanlamayı istiyor. Ellamu zaidetun, buradaki lam. İnsanı yefcure manasında. Ve aynı zamanda ve nasbu, bunun mensubiyeti ise bi en. Bu durumda mastar olarak li en yefcure, mekmak manasında. Yani yalanlamak insan istiyor. Mukadderetün, yani ey en yükeddibe. Yalanlamayı istiyor, tekzip etmeyi. Fucurdan, fecir, bu kasıt olaraktan fecere olan o insanın durumu. Neyi yalanlamayı böylece o insan istiyor? Emame, önünü. Yani önünde gelecek olan eyyevmül kıyame. Kıyamet gününü, ki buna da delle aleyh şu delalet etmektedir. Mesela diyor, es'elü sorar. Eyyane, yani zaman bildiren meta. Meta yevmül kıyame. Kıyamet günü ne zamandır? Ancak bunu sorarken sualü istihzain ve tekzibin. Alay amaçlı ve yalanlama amaçlı. Yani yok manasında. Gelmeyecek manasında. Fakat feiza berikal basar. Göz kamaştığında. Kıyametin o dehşetli halini Cenab-ı Hak şimdi tasvir ediyor. Bir kestir ra'i ve fetiha. Her iki şekilde de. Yani deheşe ve tahayyere. Yani insanlar dehşete düştüğünde ve hayret ve şaşkınlık içerisinde kaldığında. İşte böyle bir vaziyette lemmâra vaktaki görür min mâkâne yükeddibuhu. O yalanlamış olduğu o kıyamet var ya, o kıyameti görmüş olduğu o zaman da dehşete düşer ve hayrette kalır. Ve aynı zamanda o dehşetli hal, kıyametin o dehşetli tasvirinde ve hasefel kamero, ay tutulduğunda, yani azleme, karanlığa girdiğinde ve dehebe davuhu, ışığı da gittiğinde. Aynı şekilde ve cuma şemsu vel kamer, güneş ve ay bir araya getirilip cem olduğunda, toplandığında. Yani fe tala'a minel mağribi, minel mağribi, ve böylece batıdan doğduklarında o her ikisi de. Evveya de zehebe dav'ahuma, ve her ikisinin de ışığı gittiğinde. Ve zalike, bu nedir? Ne zamanda olur bu durum? Fi yevmül kıyame, kıyamet günündedir bu durum. İşte bütün bu haller olduğunda, dehşetli durumlar tasvir edilirken, yekulur insan yevme izin. O gün insan der. Eynel mefer el firar. Kaçış nereye? Kaçacak yer neresidir? Kaçış nereye? Hayrola? Nereye? Kella, hayır. Bu ifade red'un an talebil firari. Kaçma isteğini red manasındadır. Yani kaçış yok. La vezer. Böylece korunacak, siper, mahfaza yok. Yani la melce'e, sığınacak yok. Ki yutahassanu bihi. Kendisiyle bir şey korunulacak, kısım kale manasına da geliyor. Kendisiyle korunacak bir melce, bir masir, bir me'ab yok. Sığınacak bir yer yok ki gitsin de o kaçışıyla o sığınacak yere sığınsın. Ancak ila rabbike, rabbinedir yevme izin. O gün rabbinedir yevme izin ney? El müstakar. Yani karar kırılacak yer, varlık durulacak yer, istikrar olunacak yer rabbinedir. Yani müstakarrul halaik, mahlukatın karargahı, karar kılacağı, istikrar bulacağı, duracağı yer Rabbinedir. Böylece niçin? Ve yuhasebune ve yucazune. Böylece Rabbinin huzuruna karar için varırlar ki hesaba çekesinler
ve karşılıkları da kendilerine verilir. Hesaba çekilir, karşılıkları kendilerine verilir. Yine yünebbe'ul insan yevme isim. O gün insan insana bildirilir, hesaba çekilir, sorgulanır. Ne ile bima kaddeme ve akar. Takdim ettiği veya tehir ettiği. Yani öne aldığı veyahut da tehir edip geriye bıraktığı şeyden. Yani bi evveli amelihi ve ahirihi. Amelinin ilkinden ve ahirinden, sonundan, hepsinden kısacası sorulur. Bel bilakis doğrusu insan, belin insanu ala nefsihi. Doğrusu insan, gerçekten insan nefsine, yani nefsinin aleyhine basiretün görmektedir, tanıktır. Yani şahidun, şahittir. Tamtaliku cevarihi. Öyle ki o azaları, aynen Yasin suresinde, Kur'an'ın başka yerlerinde de geçtiği üzere, onun cevarihi, o duyguları, carihaları, organları, azaları konuşur. Ya neyi bir amelihi, yapmış oldukları işlerini dile getirir, konuşur. Ve lehâ'u lil mübalağati. Buradaki ha, mübalağa, abartı içindir. Fela büdde min cezaihi. Böylece cezalandırılması da gerekmiş olur. La büdde, aynen fela za ile gibi yani. İki olumsuz bir araya geldiği zaman olumlu olmuş oluyor. Nefi nefi ispattır kabilinden. Böylece onun cezalandırılması böylece aynen gerekli hale gelmiş olur. Öyle ki velev elka, sürse de devam etse de, ilka olsa da, maazire, onun mazeretleri. Bu maazire cem'u maziretin, maziretinin cem'i. Ala gayri kıyasin. Yani kıyas dışı olaraktan. Yani lev ca'e bi külli mazeretin. Öyle ki her türlü mazereti getirse, ancak ma kabul etminhu. Ondan asla kabul edilmez. Bitmiştir çünkü. Ora mazeret yeri değil. Ora netice ve hasıl yeri. Demin dediği gibi hesap ve ceza yeridir. Artık mazeret bitmiştir. Zil çalmış, kağıtlar toplanmış, artık kalem bırakılmış, artık ondan sonra yazılar okulacaktır. Zil çalmıştır artık. Her şey bırakılacaktır. Kâle Teâlâ li nebihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz dedi. La tuharrik bi. Böylece onunla kımıldatma bir Kur'an'ı Kur'an ile. Kable ferahı cimri cibrili minhu. Yani Cibril sana onu ulaştırmadan önce Kur'an'ı dilinle hareket ettirme. Yani diğer bir ifadeyle dilini acele ettirme, kımıldatma. Lisaneke dilini. Niçin? Litacele bihi. Acele etmek için, hemen onu almak için. Yani Efendimiz zaten burada ifade edecek. Havfe en yen felitemike. Yani senden kaçar korkusuyla. Yani unutur muyum acaba? Hıfz etmek için, zihnine almak için, aman eksik kalmasın diyerekten. Yani acele ettirme. Dilini kımıldatma o Kur'an ile. Cebrail'in sana verirken, kable ferahi Cibril minhu. Cibril böylece onu sana tamamlatmadan, bitirmeden önce dilini tahrik etme. Yani bitirsin. Bitirsin. Onunla beraber tekrar etme. Çünkü unuturum diye Efendimiz aynen muhafaza etmiş olmak suretiyle. Zira neden? İnne aleyna cemahu. Muhakkak ve elbette ki onu cem etmek, onun toplanması bize aittir. Aleyna, bizim üzerimizdedir. Fi sadrike, senin göğsünde. Onu korumak ve onu muhafaza etmek, toplanması bize aittir. Yani ayet-i kerimede de ifade ettiği gibi zaten inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ve elbette ki o Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Hem onu sadrında cem etmek ve aynı zamanda bu Kur'an'ı ve onun okunması bize aittir. Yani kıraeteke iyyahu. Sadece ve sadece onu, yani o Kur'an'ı sana okuman o bize aittir. Yani ey cereyanuhu ala lisanike. Senin dilin üzerinde onun cereyan etmesi, akışı elbette ki o aleyna, inna aleyna, muhakkak ve elbette ki bize aittir, bizim üzerimizedir. فَاِذَا قَرْنَاهُ, sen onu okuduğumuzda artık, فَاِذَا قَرْنَاهُ, biz artık onu aleyke, sana okuduğumuzda, bir kıraati Cibril, Cibril'in okumasıyla onu sana biz okuduğumuzda, sen ne yap? فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, böylece onun okunuşunu takip et. Yani
onunla beraber okunuşunu takip et. Acele hemen alayım, ezberleyeyim, unutulmasın değil. Yani istemiyor kıraetehu. Onun okunuşuna kulak ver. Dinle yani. Onun okunuşuna kulak ver, dinle. Ki Fekâne sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatü vesselam yestemi'u, kulak veriyordu, dinliyordu. Thümme sonra yakra'uhu. Sonra da onu okuyordu. Yine aynı şekilde thümme inne aleyna. Yine bizim üzerimizdedir. Ney? Beyane. Onun beyanı. Yani bir tefhimi leke. Onu sana anlatmak da, anlatarak onu sana beyan etmek de, o da elbette yine bizim üzerimizdedir. Burada vel münasebetü beyne hadil ayeti ve ma kablaha, gerek bu ayetler arasında, gerekse de bunlardan önceki ayetler arasındaki münasebete gelince şudur ki en ne tilke tadammenetil i'raz. Yani bu böylece bundan öncekiler de aynı şekilde ihtiva etmiştir. Neyi? El-i'razı, yüz çevirmeyi, an ayatillah. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmeyi de önceki ile bu ayetler arasında da aynı zamanda ihtiva etmiş olmaktadır. Yani şöyle bir bu münasebet bundan bu şekilde olmuş oluyor. Hem bundan öncekiler aynı zamanda böylece ondan yüz çevirmeyi, yani Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmeyi tazammun etmiş. Yine ve hâzihi, bu ayetler ise ne yapmıştır? Tadammanetül mübaderetü ileyha bi hefsiha. Aynı zamanda ayetleri onu ezberleyerek yönelmeyi de ihtiva etmiş, tazammın etmiş, içerisine almış ve barındırmış olmaktadır. Evet, ve 20. ayet-i kerimede kella, yine hayır, yine red mana, istifhamun, istifham edatı ya veya istiftah, açılış, açılış edatı olmaktadır. İstiftah harfidir. Bir mana ela, tenbih manasında dikkat. Bel bilakis yuhibbune, seviyorlar. El acilete, acil olanı, yani ed dünya. Acil olanı, yani tıpkı şu ayet-i kerimede olduğu gibi, yestahibbune el hayate dünya alel ahire. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına nispeten tercih ediyor, muhabbet ediyorlar. Bel bilakis o insan yuhibbunel acilete. Acil olanı, hemen verileni. Yani ileride bana 10 milyar vereceğine şimdi 1 milyar ver. Hatta 500 milyon ver. Hatta 100 milyon ver. Yani hemen acil olanı, onda bir, 20'de biri de olsa acil olanı, ileride verilecek olana tercih ediyor. Yani bana şimdi parlak bir cam ver, ahirette elmas senin olsun diyecek kadar insan yapısında bu özellik var. Bilya'i ve ta'i yuhibbune tuhibbune şeklinde ve ta'i fil fiileyni, her ikisinde de aynı şekilde burada da okunmuş olmaktadır. Ve böylece onlar dünyayı, acil olanı muhabbet ediyor ama diğer taraftan maalesef ve yezerunel ahire, ahireti de bırakıyor, terk ediyorlar. Yani fela ya'melune leha, o ahiret içinde amel etmiyorlar. İşte bu durumda vücuhun yevme izin, o gün bazı yüzler vardır ki eyyani fi yevmil kıyame, o kıyamet gününde bazı yüzler vardır ki nadiretün, ışıl ışıldır, parlar. Hasenetün mudiyetün, güzel ve ışık saçar, adeta aydınlıktır. Bunlar ila intiha manasına geliyor. İla rabbiha naziretün. Rabbi hem de aynı zamanda hal olaraktan Rabbine bakıyor oldukları halde, nazar ediyor oldukları halde, yani yaravnallaha, Allah'ı görürler. Yani cennetin dört büyük nimeti vardır. Bunlardan marifetullah, muhabbetullah ve rü'yetullah'tır. Ve ilim gibi hakikatlardır. Yani cennetin fevkinde, cennetin üstünde en büyük cennet rü'yetullah'tır. Allah'ı görmektir. Allah'ı görmeye mazhar olmaktır. Cehennemin üzerinde en büyük cehennem Allah'ı görmekten mahrumiyettir. İşte onun için onlar Rablerine yüzleri parlak olmuş olduğu halde Rablerine bakıyorlar, bakarlar ki Subhanehu ve Teala fil ahire, yüce ve Subhan olan, mukaddes olan Allah'a ahirette bakıyor oldukları halde bazı yüzler vardır ki parlaktır. Ama ve vücuhun, ve yine bazı yüzler vardır ki yevme izin, o günde basiretün, abus çehrelidir. Yani kâlihatun şedîdetül abûsî.
Onlar da gayet somurtkan, son derece eşki bir yüze, abesede de geçtiği üzere eşki bir yüze sahiptirler. Yüzlerini şiddetli derecede eşkitmektedirler. Somurtkan ve asık yüzlüdürler. Ki tazunlu yani tuğkinu yakin olaraktan aynı zamanda kesin olarak ve anlar. Ney en yuf'ale biha. Kendisine yapılacağını anlar, farkına varır. Çünkü bir şey yapmamış ya, el boş. Fakiretün o ne yapılacağını adeta belleri kıran, belleri kıran o dehşetli halin muamelenin kendisine yapılacağını bilir, anlar, düşünür. Ki dahiyetün asimetün, büyük dehşetli olan o felaketin. O felaket ki tüksiru gifare zahri, yani bel kemiğini kıracak olan o dehşetli büyük felaketin, yani diğer bir ifadeyle farkındadır, bilir. Kella, hayır. Yani bir mana ela manasında, dikkat ve tenbih manasında, iza belagatin nefsu etterakiye. Yani nefis ve can ulaştığında nereye? Etterakiye, köpürücük kemiklerine, izamel harki. Yani can boğaza geldiğinde diğer bir ifadeyle, yani buradaki boğazdaki aynı zamanda o kemiklere, boyun kemiklerine geldiğinde. Ve kıyle ve denilir. Denildiğinde yine yukarıdaki izaya atıf ile kâle kim men havlehu. Ve etrafındakiler dediğinde etrafındakiler men ra. Kimdir okuyan? Yani yurkihi liyeşfa. Ta ki şifa bulsun. Okuyacak onu okusun ki ta ki şifa bulsun. Kimdir okuyan? Okuyacak olan. Ki yurkihi, böylece onu okuyacak olan o kimse ki, niçin? Liyeşfa. Ta ki şifa bulsun veyahut da liyüşfa, şifa bulunsun. Ve yine vazanne anladığında, yine o ve izaya ifade, o dehşetli hali ifade ediyor. Yani en eykane, yakin olarak kesin bildiğinde, kim? Men belagat nefsehu zalike. İşte o böylece nefsi boğazına, can boğazına gelen kimse ki anladığında neyi? İşte şunu. İn ennehu şüphesiz ki el firak. Artık ayrılıştır. Firak-ı dünya, dünyadan ayrılıştır. Zaten o anda can boğaza geldiğinde buranın perdesi kapanıyor, oranın perdesi, gideceği yerin perdesi açılmış oluyor. Ve işte o dehşetli anda yine veltefeti sâhu bis sâk. Böylece bacak bacağa dolandığında ey ihdâsâ kîhî bil uhra indel mevti. Ölüm anında o insanın böylece ayağı diğerine dolaştığında, o insanın iki ayağından biri ihde sâkîhî bil uhra, iki ayağından birisi diğerine dolaştığında, dolandığında indel mevti, o ölüm anında. Evveyatı iltefe, iltefet yine aynı şekilde dolaştığında, birleştiğinde firak-ı dünya, dünyadaki ayrılış böylece şiddetlendiğinde, zorluğu, bir şiddeti ikbalil ahireti, ahiretin gelişinin şiddetiyle dünya hayatının ayrılığının şiddeti böylece bir araya geldiğinde, ayakların birbirine dolanması gibi, birleşmesi gibi bir araya geldiğinde onun o zorluğu işte. Böyle bir durumda ila rabbike. Aslında normalde deyim ile veyahut da harfi cer gibi bir şey ile cümle başlamaz. Fiil, fail, mef'uldür. Ancak İyyâke nâbudu'da olduğu gibi benzerlerinde ve mesela ileyyel masîr, bizedir ancak ve ancak, tahsis ve ihlas amacıyla takdim ve takaddüm edebilir. Yani sadece ve sadece Rabbinedir o yevme izin, o gün, ney el mesâk sevk. Bütün sevkiyat onadır. O günde bütün sevkiyat onadır, yani Rabbinedir. Eyyâni es-sevku, sevk böylece Rabbinedir, varış. Aynı zamanda Rabbinedir. Bu da vahaza yedullu alel amili fi iza. Bu da aynı şekilde izadaki amile, yani amel edene delalet etmiş olmaktadır. Vel mana, bu durumda mana şu olmuş oluyor ki, iza belagatin nefsul hulkum, böylece can boğaza dayandığında, tusaku ila hükmü rabbiha, böylece Rabbinin hükmüne de o nefis ne olmuş olur, o insan sevk edilmiş olur. Can boğaza geldiğinde. Fakat fela saddakal insan. Böylece ancak insan ne tasdik etti,
ve la salla ne de namaz kıldı. Yani ikisini de yapmadı. Fakat ne yaptı? Yani lem yusaddik ve lem yusalli. Ne tasdik etti, tasdik edici oldu yani iman etti. Ve lem yusalli ne de namaz kıldı. Yani ikisini de yapmadı. İşin garibi peki ne yaptı? Velakin, lakin kezzebe bil Kur'an. Kur'an'ı bir yandan yalanladı. Ve tevelle anil iman. Ve imandan da yüz çevirdi. Yani sırt döndü, yüz çevirdi. Diğer bir ifadeyle iman etmedi. Akabinde, sümme sonra zehebe ila ehlihi, ailesinin yanına gitti. Ne olaraktan? Yetemettâ, gururlanarak, böbürlenerek, diğer bir ifadeyle şımararak. Yetebahtaru fî meşiyeti i'caben. Yani yürüyüşünde öyle bir yürüyüş durumu var ki, adeta salına salına, kendisini beğendiği için, icabından dolayı beğendiği için, salına salına yürüyüşünde ne yapıyor? Bir derece kendisini beğendiği için yürüyüşünü öyle yapıyor. Salına salına. Yani gururlana, gururlana yürümüş oluyor. Evet. Evla leke. Yakın olsun sana. Burada fi iltifatun anil gıybeti cümle olaraktan gaipten muhataba bir iltifat vardır. Gaiplikten iltifata. Kur'an'da oluyor bu. Bazen iltifattan gaipliğe, bazen gaiplikten iltifata bir dönüş olmuş oluyor. Vel kelimetu ismi fiili. Buradaki kelime yani evla kelimesi fiile delalet eden bir isim olmuş oluyor. Ve lamu littebiyini. Lam da burada tebiyin içindir. Yani açıklamak içindir. Yani leke'deki lam burada tebiyin içindir. Yani senin için manasında burada mef'ulü açıklamak içindir. Yani ey veliyeke yani sana yakın olsun. Ney? Ma tekrahu. Sevmediğin şeyin başına gelmiş olması, o başına gelen olaylar. Yine aynı şekilde, aynı şeyi tekrar ile fe evla, yine aynı şekilde daha yakın olsun. Öncekinden bir daha, bir üst versiyonu adeta. Eyyâni fe ve evlâ bike min gayrike. Yani senden, başkasından da aynı şekilde sana daha yakın olsun. Ney? O sevmediğin şey. Sümme sonra yine bunu teyiden ve tekiden Cenab-ı Hak yine ifade ediyor. Sonra yine evlâ leke fe evlâ. Sana yakın olsun, sana daha yakın olsun. Bu dediğimiz gibi te'kidun, te'kid ifadesidir bir öncekini. Ehsabul insanu, insan zanneder mi, yazunlu zanneder mi, bilir mi, düşünür mü? Neyi en yutrake suda, başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani hemlen. Serbest, başıboş, hemelen, başıboş bırakılacağını mı zanneder insan? Yani değildir. Belki er halinden mükellef ve sorumludur. Yani ya la yükellefu bişşerai, yani dinin şeriatlarıyla mükellef kılınmayacağını veya la yükellefu bişşerai, şeriatlarla dinin emir ve yasaklarıyla kendisine teklif yapılmayacağını mı zanneder? Yani la yahse bu zalike. Böylece o insan bunu böyle sanmasın. Yani başıboş değildir. Yine o insan elem yekû değil miydi? Eyyâni kâne idi. Ne idi? Nutfeten. Bir damla su. Nutfe, alaka, mutka. Siper. Neyden? Min meniyin. Yani bir meniden, bir siperden bir damla su idi. O ki aynı zamanda yümna. Yani dökülen. Min ma'in dafikte olduğu gibi atılan ve dökülen. Bir damla meni, bir damla spermden bir damla idi. Spermden bir damla idi. O da atılmış ve de aynı zamanda dökülen. Bu da bilya'i ve ta'i her iki şekilde de yümna tümna şekilde okunabilir. Yani tusabbu fir rahimi, rahm-ı madere, ana rahmine dökülmüş olan, dökülen bir damla su değil miydi? Bela, öyle. Ve sonra ne oldu? Kâne el-meniyyu, bu meni siper bir damla su oldu ne? Alakaten. Alaka oldu. Kan pıhtısına dönüştü. Ve halakallah minha el-insan. Allah böylece ondan da insanı, o kan pıhtısından da insanı yarattı. Yaratınca yine burada insanın yaratılışıyla ilgili çok geniş detaylı bir şekilde demin de onu göstermiştik. İnsan ile ilgili olaraktan o genişçe mevcuttur. Oradan da bakılabilir.
insan maddesi içerisinde insan, ruhu insan. Buradan da aranabilir aynı zamanda geniş ve detaylı birçok yönüyle. Hem yazı olarak hem anlatım olaraktan burada bulabilirsiniz. İnsanın o yaratılışındaki aşama, üç aşama, nutfe, alaka, mudga. Ondan sonra halkı cedid olan bir aile. Sonra ne yaptı Cenab-ı Hak? İnsanı yarattıktan sonra fesevva adale a'da'ehu, onu tesviye etti. Aza ve organlarına uygun bir şekil verdi, düzenledi. Böylece fece'ale minhu, böylece Cenab-ı Hak ondan yaptı. Yani minel meyillezi sâre alakaten. Alaka kan pıhtısı olmuş olan o meniden Cenab-ı Hak yaptı. Yani kıt'at edemin bir parça kan. Onu ne yaptı? Fümme mudgaten. Sonra onu et parçası yaptı. Mudga olarak. Sonra kıt'ate lahmin. Yani bir çiğlem, bir çiğnemlik diğer bir ifadeyle böylece onu bir çiğnemlik et parçası yaptı. Burada Cenab-ı Hak fece'ale minhu demek ki böylece ondan yaptı. Yani ezzevceyni, iki eşi. Yani ennev'eyn, iki nevi, iki çeşit, iki türü. Ne olarak? Ezzekere vel unsa. Erkeği ve kadını. Yani yeştemi'ani tareten. Bazen böylece rahimde onlar bir araya gelirler. Ve yenferdü küllü minhuma anil ahiri tareten. Aynı şekilde de bazen de erkek ve kadından her biri diğerinden bazen de ayrılmış olur münferit olarak, tekil olarak. Eleyse zalim. İşte bu değil. Yani el fealu li hazil eşya. Bütün bunları yapan zat, zat-ı ilahi, kudret-i ilahiye değil midir? Neye, ney değil midir? Bir kadirin, güç yetirici değil midir? Neye? Ala en yuhiyel mevta. Ölüleri diriltmeye güç yetirici değil midir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Bu okununca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bela dedi. Evet. Yani o Allah, o zat ölüleri diriltmeye de amenna ve saddakna kadirdir. Amenna. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.